Cityscape Gayrimenkul Fuarı'nda Evrenol Mimarlığı'nın standındayız. Mehpare Evrenol'un fuarla ilgili görüşlerini alacağız. Mehpare'nin bugün fuarın ikinci günü. Fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz öncelikle? Çok teşekkür ederim Ayla Hanımcığım standımızı ziyaret ettiğiniz için. Bu sene ikincidir katılıyoruz fuara. Türkiye gerçekten çıkartma yapıyor Cityscape'e. Geçen sene hem burada yine MIPİM'de gerçekten bunun böyle sonuçlarını da görmeye başladık. Tabii birçok gayrimenkul yatırımcısı var ama mimarlar da var. Biz de onlardan biri olarak yerimizi aldık. Burada böyle bir genel ilişki kurmak, bir networking, neredeyiz, nerede duruyoruz, etraf ne yapıyor? Hem de projeleri görmek hem de projelerimizi görücüye çıkarmak gibi hedefliyoruz. Bu sene daha fazla ilgi var bizim projelerimize. Kendi projelerimize de yatırımcıların projelerine de öyle görüyorum. Bir sene fuar da %25 büyümüş Mehpare Hanım. Farkında mısınız? Evet öyle görünüyor. Ataköy'de satışa çıkan projenin de müellifiyiz. Orada dün baktım. Epey ilgi vardı. Ve yaşamak üzere gelmek istiyorlar. Biz senede 4 defa geliriz birer ikişer ay diyorlar. Senenin yarısı ediyor. Hatta bir gelen akrabalarıyla da beraber geliyor. Bir kişi almaya başladığı zaman en az 3-4 tane daha müşteriyi yanında getiriyor. Öyle de bir gruplaşma yapısı var bu ülkedeki insanların, onu da görüyorum. Seapearl projesi değil mi Ataköy? Evet, Ataköy'deki Seapearl projesi uzun senelerdir üstünde çalıştığımız bir proje. Çoklu yapılı bir mal sahibi profili var. Hayırlı olur inşallah. Nasıl bir konsept geliştirdiniz orada? O uluslararası bir davetli yarışmayla ortaya çıktı. Türkiye'den de adı çok bilinen 3-4 mimar teklif verdik. Bizde kaldı. Esasen ön kısmı kamuya açık. Arkaya çekilmiş %100'ü deniz manzaralı gibi düzenlenmiş yaşam alanları dizayn edildi. Bir de elimizden geldiği kadar emsali de kullanarak, tabii emsali kullanmamak diye bir şey mimarın lüksü değildir. Kullanarak arkaya rüzgarın geçişini sağlayacak şekilde blokları forme etmeye çalıştık. Bunun için de çok gayret sarf ettik. İnşallah iyi bir netice alabiliriz. Evet, çok güzel bir proje olmuş. Ellerinize sağlık. Biz dün de oradaydık, inceledik projeyi de. Bunun dışında hangi projeleriniz var şu an? Önümüzdeki dönemde yaptığınız projelerden de biraz bahseder misiniz bize? Evet, İstanbul'da epey proje geliştirdik. İşte en son Köyceğiz projemiz satışta. Ama İstanbul'un dışında varız. Şimdi Denizli'de çok güzel bir projemiz çıkıyor. Ona sizi bekleriz, bir tanıtmak isteriz. Denizli'nin yapılasına uygun bir konsepte büyük bir yerleşim ve ticaret alanı olarak düzenledik. Ankara'da projelerimiz var. Bu altın orandan sonra şimdi çok yakında yine bir satışa çıkacak bir proje var. Oran. Simpaş GEO ile çalışıyoruz o projeyi. En son zamanda okul projesi de gündemimizde. Sev Lisesi, Sağlık Eğitim Vakfı'nın Sev Lisesi'nin açılışını kutladık geçtiğimiz hafta. Şimdi bir okul projesine daha ağırlık veriyoruz. Hep rezidanslar ve yaşam, o nevi yaşam alanlarından sonra okul projeleri böyle bir ruhumuzu açtı. Yurt dışında projelerimiz var. Mekke'de bir konsept dizaynı Darül Hendise'ye ait bir projeyi şematik dizayn ve detaylandırılmasına kadar yürüttüğümüz bir bayağı bir projemiz var. Büroda ayrı bir ekip çalışıyor bunu. Tamamen bizim normal proje grubumuzun dışında bir grup bu. King Khalid Üniversitesi için bir bina geliştiriyoruz. İdari bina. O da yürürlükte şu anda. Bunun içinde bir
oluşum yapmaya karar verdik. Ve bir küçük ofis açtık Orta Doğu'da. Rasul Kayma'da M Design diye. Onun projeleri oluyor. Bu böylece bir kardeş doğdu. Evren güzel, olan. Hayırlı olsun size gerçekten. Dubai'de açtınız ofisinizi. Dubai'ye çok yakın. Rasul Kayma bir yine emirlik. Orada ama esas Dubai gibi oluyor bu yine. Peki Mehbar Hanım, genel anlamda baktığınızda İstanbul'daki mimari yapılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'daki mimari yapılaşmanın bir karmaşa olduğunu kabul etmek lazım. Ama zannediyorum esas kent planlamadan geliyor bu karmaşa. Nerede nasıl yükseleceğiz, nasıl alçalacağız, neresi ticaret olacak, neresi yaşam olacak tariflenmediği için bizim master planlarımızda bu karmaşa devam etmekte. Devamlı yükseklikler, alçaklıklar, silüetler, yani bunları gerçekten bir kent nosyonunda bir düzene maalesef sokamadık. Kartal'dan, Ataşehir'den yükselebilirler. En azından o beni üzmüyor diye düşünüyorum. Ama bu çok yeni gelişen yerlerde neden kent planını kaçırdık? Onu bilemiyorum. Yani bir kent olmaktansa binalar dizisi ve yığını haline dönüyor şehirlerimiz. Bu kentsel dönüşümle ne olacak onu tam bilemiyorum. En azından bildiğimiz kent merkezlerini kurtarsak ve bunlardan telafat olmasa yine ona razıyım. Peki Mehbar Hanım, sizin biz uluslararası fuarlarda aldığınız ödüllere alışız. Yakın bir zamanda yine böyle bir fuar, bir katılımınız, uluslararası fuar dedim, özür dilerim, yarışmalarda aldığınız, evet, ödüllere biliyoruz. Var mı böyle bir platform, olacak mısınız yine? Tabii bunun için senelerce proje çizip, senelerce inşaatın ayağa kalkmasını bekleyip onun sonra fotoğraflarını çekip göndermemiz gerekiyor yarışmalara. Üst üste geldiler değil mi? Evet, bir ara epey bir yıllar süren emeğimizin sonuçlarını topladık. Yine geliyor ama zannederim bir seneye ihtiyacımız var. Bu SEV okulumuz Almanya'da Iconic Awards'la bir güzel ödül almıştı. Zannediyorum onu şimdi bir platforma taşımak isteyeceğiz. Ondan sonra da ellerimizi kavuşturduk, diğer projelerimizin ayaklanmasını bekliyoruz. Birkaç sene geçecek herhalde onlar tekrardan bir vücut bulana kadar. Ondan sonra tekrar ümit ediyoruz. Bitmeden bu platformlara katılamıyorsunuz değil mi? Hayır, konsept projelerle bu doğru olmuyor. Çünkü konsept de konsept yarışmak zorunda. Genelde hiç inşa edilemeyebilecek konular yarışmalara taşınıyor. Ben bu konseptle giriyorum diye. Ama bunlar realize olmuyor. Bizim projelerimiz real. Yapılacak şeyleri çiziyoruz. Çünkü diğer lüksümüz yok. Çok teşekkür ederim bu hoş sohbetiniz için. Ben de çok sevindim. Sizinle tekrar burada beraber olmak çok hoştu. Çok mersi. İyi günler. İyi fuarlar. Sağ olun.